Ben diyorum ki Allah'ın rahmeti büyük, Allah günahları affeder diyorum. Hoca sen de milleti günaha teşvik ediyorsun diyor. Bana yazı yazmış. Sosyal medyadan yazı yazmış. Günaha teşvik ediyorsun diyor. Allah'ın affını anlatıyor. Ya affını anlatsam kabahat. Cehennemi anlatsam kabahat. Ne anlatayım ben buraya çıkıp? Yemek tarifi anlatacak halim yok herhalde, değil mi? İslam dinini anlatacağım. Şeriatı anlatacağım. Öyle değil mi? Sünnet-i Seniyye'yi anlatacağım. Ehli sünneti anlatacağım, cenneti anlatacağım, cehennemi anlatacağım. Yani sana göre din anlatamam ki ben. Çok güzel bir kaide var. Aklıma geldikçe zaman zaman söylüyorum. Şeriat, yani Kur'an, insanlara göre şekillenmez. İnsanlar, bu bir kaidedir ha. Halil Konakçı'nın lafı değil. Bu bir kaidedir. Şeriat, İslam hukuku, Kur'an insanlara göre şekillenmez. Ancak ve ancak insanlar şeriatla tanınır. Kur'an'la tanınır. Yani kaç kiloyuz, kaç paralık adamız, ne kadar Müslümanız, Kur'an ölçeğiyle bunu bilebilirsin. Tabii şimdi Kur'an ölçeğiyle deyince beni Kur'an bize yeter diyenlerle karıştırmayın. Biliyorsun ben onlardan değilim yani. Kur'an bize yetmez. Bize sünnet-i seniye de lazım. Bize mezhep imamlarımız da lazım. Şimdi Kur'an'ı Allahü Teala indirdi. Kim açıkladı bunu? Ne diyor Allah'ımız? Biz seni bu Kur'an'ı açıklayasın diye gönderdik diyor. Adam diyor ki hadisler diyor uydurma diyor, sahih diyor, hadisle diyor olmaz diyor. Tamam. Hadisleri bize kim açıkladı? Mezhep imamları açıkladı ya. Birbiri arkasına geliyor. Ya diyor sen Kur'an bize yetmez diyorsun, Allah'a laf mı söylüyorsun? Kur'an eksik mi indirilmiş ki diyor, sünnete diyor ihtiyaç duyuyorsun diyor. Bunu herif söylüyor, bana söylüyor bir de, benim videomu koymuş kenara, bana söylüyor bir de. Allah bunların şerrinden ümmeti Muhammed'i muhafaza eylesin.